şahıslar adına ikinci söz için Antalya Milletvekili Hasan Subaşı konuşacak. Buyurun. Buyurun Sayın Subaşı, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Coğrafi bilgi sistemleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi hakkında söz almış bulunuyorum. Sayın milletvekilleri, coğrafi bilgi sistemleri sanki bu torba yasanın ambalajı niteliğinde, ama onun altında 10 tane önemli yasada değişiklik içeriyor. Kayıplarımızı, Elazığ ve Malatya depreminde kayıplarımızı rahmetle anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve milletçe başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Ben dilerdim ki böyle bir deprem felaketinden sonra Türkiye'de bu kanun gündeme gelmesin, önemli tedbirler alınsın. Bir konuşmacının, hatibin konuşması sırasında şöyle bir konuşmasına tanık oldum. Bundan sonra deprem konusunda depremi siyaset üstü ele alalım ve bu konu üzerine eğilelim demiştir hatibimiz. Çok yanlış, doğru bulmadığım bir ifade. Çünkü deprem tam da siyasetin konusudur. Siyasetin sorumluluğudur. Siyaseti, devlet kurumları, hükümeti ve parlamentoyu bu tür felaketlerden arındırma bahanesi olur bu tür konuşmalar. Onun için siyaset kurumu sorumluluğunu takınmak zorundadır. Ne demek istiyorum? Sayın Soylu geçen gün konuşmasında İstanbul'da 7,5 deprem bekliyoruz dedi. 7,5 şiddetinde. Onu da imtihan diyerek, kader diyerek mi geçiştirmeliyiz? Yoksa siyaset kurumu, hükümeti idare eden siyasetçiler sorumluluğunu takınmak zorunda mı? Tam da sorumludur. Siyaset, Kanal İstanbul'a para harcamakla can kurtarma arasında İstanbul'da ölmesi muhtemel kayıplarımız yüz binlerceyle ifade edildiğine göre bir tercihte bulunmalı. Yani yüz binlerce canımı kurtarmalıyım, bunun için tedbir mi almalıyım, yoksa Kanal İstanbul'u mu yapmalıyım? İşte söylemek istediğim, siyasetçiler sorumluluktan kurtulamaz, kader diyerek, imtihan diyerek sorumluluktan kurtulamaz demek istediğim budur. Hangisi yapılmalıdır? O yüz binlerce ölmesi muhtemel can için hemen bugünden itibaren tedbir mi aramaya başlamalıyız şu yasa yerine, yoksa Kanal İstanbul, Ahlatlı'da saray ve kıyı kanununu delmekle mi meşgul olmalıyız? Hükümetin en iyi yaptığı uygulama kentsel dönüşümü imar kanununa koymaktır. Ben yıllarca belediyecilik yaptım. 1580 sayılı yasa 1930 tarihinde yürürlüğe girmişti. 60 yıl Türkiye'yi idare etti. Hem de çok iyi bir şekilde yönetti. Yine 1957 tarihli 6785 sayılı imar kanunu 28 yıl idare etti. 1985 tarihli 3194 sayılı imar kanunu
20 yılın üzerinde Türkiye idare etti. Ama bugün baktığımızda sürekli değişen imar yasaları, imar afları ve şimdi de bu kanunda görüyoruz. Hemen ruhsatsız binalar yıkalım. İmar affını çıkardık. Şimdi değerli milletvekilleri, biz buyurun Sayın Subaşı, tamamlayın lütfen. Sorumluluğumuzu takınmak zorundayız ve hiç zaman kaybetmeden gerekli önlemleri almak zorundayız. Bakın, hükümetler ve belediyeler halkın ihtiyaçlarına göre eylemlerini ve yasalarını, uygulamalarını doğru sıralamaya göre yaparlar. Bu sıralamayı atlarlarsa, halkın ihtiyaçlarına göre sıralamasını yapmazlarsa böyle kayıplar vermeye mahkum oluruz. Bir profesör Naci Görür şunu demişti: depremler öldürmez, depremler verimli ovaların ortaya çıkmasına neden olur. Suların, kaynak suların akmasına neden olur. Kötü siyaset ve siyasetçi ölümlere neden olur demişti. Bugün Türkiye'de maalesef siyaset sorumluluğunu takınmalı ve acilen, çok acil tedbir almaya koyulmalıdır. Yine bir profesör şunu söyledi. Evet, sözlerinizi bağlayın lütfen Sayın Sumaşı, buyurun. Cem Yıltırak, yer bilimleri profesörü, bütün Türkiye'nin yer bilimleri projesini yapalım dendiğinde, yapmamız gerekir dendiğinde şunu söylediler Sayın Hoca'ya: şeyi nereden buluruz, kaynağı nereden buluruz dediklerinde hoca şu cevabı verdi: İstanbul'a bir sezon lale ekmeyin, ben Türkiye'nin bütün yer bilimleri projesini bu paranın karşılığında yaparım demişti. Söylemek istediğim, hükümetler ve belediyeler halkın ihtiyacına göre doğru sıralama yapmak zorundadır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Subaşı. Değerli milletvekilleri, biraz önce Sayın Engin Altay'ın itirazı üzerine kısa bir tartışma yaşadık. Bununla ilgili kimsenin töhmet altında kalmaması açısından kısa bir açıklama hazırladı arkadaşlarım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Teklifin tümü ve bölümleri üzerinde lehte ve aleyhte söz şeklinde bir konuşma iç tüzükte düzenlenmemiştir. Konuşmalar gruplar adına ve şahıslar adına şeklinde belirtilmiştir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir yanlışlık görülmemektedir. Sadece şahıslar adına diye belirtmemde bir yanlışlık yoktu. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Onlar belirlenirken, başvurular yapılırken mesela bir iktidar bir muhalefet şeklinde olabiliyor, fakat lehte aleyhte diye belirtilmiyor. O paylaşım buna göre yapılabiliyor. Buraya bize yansıyan şahıs adına konuşma diye. Başkanım, 86 yalnız şey, bittikten sonra yapılan görüşme. Evet, isterseniz 86. maddesini iç tüzüğün okuyayım. Teklifin tümünün kesin olarak oylanmasından önce milletvekilleri ne yolda oy kullanacaklarını kürsüden belirtmek isterlerse başkan lehte ve aleyhte birer kişiye söz verir. Bu konuşma kısa, açık ve gerekçeli yapılır. Diğer konuşmalar tümü ve bölümler üzerindeki konuşmalardır. O bölümler, tümü ve bölümler üzerinde şahıslara söz verilir. Burada iç tüzüğe göre lehte ve aleyhte ayrımı yapılmaz. Evet, teşekkürler değerli milletvekilleri. Şimdi soru cevap işlemine başlıyoruz. Toplam 15 dakikadan oluşuyor soru cevap işlemi. İlk bölümünü ikiye ayıracağız. İlk bölümünü milletvekillerimize söz vererek değerlendireceğiz. Son bölümünü de komisyona söz vererek geçireceğiz. Evet, şimdi sisteme giren üyelere sırasıyla söz veriyorum. Sürenizin bir dakika olduğunu hatırlatayım.
bir dakika dolduktan sonra mikrofonunuz otomatik olarak kapatılacaktır. O nedenle konuşmanızı buna göre ayarlamanızda tabii ki kendi açınızdan fayda vardır. Sayın Kaya. Teşekkürler Sayın Başkan. Trabzonlu Bürokratlar ve İş Adamları Derneğimizin 10 yıl önce Orman Bakanlığı'ndan kiralayarak 5 milyon dolar yatırım ile İstanbul'un halka açık yüzde mesire alanlarından biri haline getirdiği Trabzon Park'a AKP'li Ümraniye Belediyesi tarafından el konulmuştur. Seçimden önce derneğimize yaptığı ziyarette kimse Trabzonspor bayrağını buradan indiremez diyen belediye başkanının Trabzonluları yok sayarak ve hukuka aykırı bir şekilde bu alanı derneğimizin elinden almasını asla kabul etmiyoruz. Geçmişte uyuşturucunun, fuhuşun ve kanunsuz işlerin döndüğü başıboş haldeki ormanlık alanın derneğimizin gayretleriyle bugün kültürel amaçlarla kullanılan güzide bir tesis haline dönüştürdüğünü herkes biliyor. Ümraniye Belediye Başkanlığı hukuksuz, maksatlı ve siyasi tutumundan vazgeçmeye ve bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Trabzon Park kirasını zamanında ödeyen ve ormana gözü gibi bakan Trabzonlu Bürokratlar ve İş Adamları Derneğimize yeniden tahsis edilmelidir. Teşekkür ediyorum. Sayın Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Son yaşadığımız depremden dolayı milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin büyük bir kısmı tehlikeli bir deprem kuşağı üzerinde olup bugüne kadar büyüklü küçüklü birçok depremle yüz yüze kaldık. Bundan sonra da depremlere hazırlıklı olup gereken tedbirleri almalı, deprem değil tedbirsizlik öldürür sözünü çok önemsemeli, tedbir gibi akıl olmaz düsturuna göre hareket etmeliyiz. Yaşadığımız son depremden de Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli önderliğinde devlet, millet, kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz hızlı, etkin, verimli çalışma ve dayanışmalar başta aziz milletimiz olmak üzere bütün alemin dikkatini çekmiş ve takdirini toplamıştır. Sayın Tanal. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Konya'mızın çok önemli sorunları var. Bunların başında sosyal aktivite alanları yok. Emekli vatandaşlarımızın maaşlarını iyileştirilmediği için mağdur. Ekonomik meselelerle ilgili sıkıntıları var. Emlak vergileri Konya'da çok yüksek. Mevcut toplu ulaşım araçları yetersiz. İş çıkışında trafik yoğunluğu var. Belediye otoparkları yapmadığı için tüm il ve ilçelerde otopark sorunu var. İlçelerin altyapı ve kanalizasyon var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Konyalıların bu sorunların çözülmesini bekliyor. Selam ve saygılarımı iletiyorum hepinize. Sayın Ataş. Teşekkürler Sayın Başkan. Demokrasinin en önemli bileşenlerinden biri olan yerel medyanın ayakta kalabilmesi için acil önlemler alınması gerekmektedir. Gelirleri her geçen gün azalan gazeteleri ayakta tutabilmek amacıyla vergi ve sigorta primlerinde indirime gidilmeli. İthal etmek zorunda oldukları kağıt, mürekkep, kalıp gibi ürünlerde gümrük vergilerinden muaf tutulmalı. Yerel televizyonlar için uydu kirasında indirim yapılmalıdır. Gelirlerini henüz kasaya koymadan devlete iade etmek zorunda kalan gazetelere bir an önce KDV indirimi yapılması gerekmektedir. İlan bedellerindeki KDV %1'e, basın ilan kurumunun aracı kurum olarak yaptığı kesinti %15'ten 5'e düşürülmelidir. TÜİK verilerine göre her geçen gün gazete ve dergi sayısı azalmakta, televizyonlar bir bir kapanmaktadır. Bu önlemler bir an önce alınmazsa yerel basın yok olacaktır. Saygılarımla. Sayın Gaytancıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yaptığımız görev nedeniyle her gün yüzlerce kişiyle telefon görüşmesi yapıyoruz. Belki iktidar farkında değil ama ülkemizde ciddi bir işsizlik var. Ekonomik darboğaz toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Esnaflarımız, emeklilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız, kısacası yurttaşlarımızın büyük bir bölümü borç batağı altında. Borcunu ödeyemeyen ve yapılandırma isteyen yüzlerce telefon alıyoruz. Şimdi soruyorum, hükümetiniz yurttaşlarımızın kamuya ödeyemediği borçları yeniden yapılandırmayı düşünüyor mu? Bu konuda bir çalışmanız var mı? Sayın Barut. Stratejik bir sektör olan tarımın başında ne yazık ki bakanlar listesi açıklandığında Tarım Bakanlığı dışında tüm bakanlıklar aklımdan geçti ama Tarım Bakanlığı hiç aklımdan geçmedi diyen bir bakan bulunuyor. Sayın Bakan aklından hiç geçmemiş bir koltukta oturuyor ama atama bekleyen binlerce ziraat, gıda, veteriner hekimler ve su ürünleri mühendislerini hiç görmüyor, feryatlarını duymuyor. Geçmiş dönem Tarım Bakanı Fakı Baba'nın 10.551 personel alacağız açıklaması
çabasını da yok sayıyor. Personel alımına dair müjdemiz yok. Devleti istihdam kapısı olarak görmeyin diyebiliyor. Hayatı boyunca devletten maaş almadığını söyleyerek özel sektörü işaret eden bakan, devlette devamlılığın esas olduğunu bilmiyor mu? Verilen sözleri niye tutmuyor? Gençlerimizin hayallerini çalmayın, 5-6 ay sonra onca emekli aldıkları yüksek KPSS puanları heba olmasın. Sayın Özkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Elazığ ve Malatya yetkililerin depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Son zamanlardaki depremler bizlere ülkemiz topraklarının %70'in aktif deprem kuşakları üzerinde olduğu acı gerçeğini bir kez daha hatırlatmış oldu. Marmara'da beklenen depremde can ve mal kayıplarının önlenmesi için neredeyse hiçbir çalışma yapmamış AK Parti hükümetleri 6 milyon 700 bin riskli yapılarla ilgili de bir önlem almadığı gibi Kanal İstanbul'u gündemine almış, ihanet ettikleri kabul ettikleri İstanbul'dan daha ne kadar rant elde ederiz peşine düşmüştür. Bugüne kadar zorunlu deprem vergisi altında toplanan 34 milyar doların nereye harcandığı sorusu da cevap beklemektedir. 15.08.2010 tarihinde depremin yıl dönümünde Marmara bölgesinde hasarlı bina sayısını, acil toplanma alanlarının sayısını, bunların kaçının imara açıldığı ve depremle ilgili ne gibi önlemler alındığı yazılı soru önergemize Sayın Soy... Sayın Kayan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 1999 Marmara depremi sonrası Ecevit zamanında çıkarılan deprem vergisi kanunu ile bugünkü değerlerde 250 milyar toplanmıştır. Yaşanacak bir binanın toplam maliyeti 150 bin Türk lirasıdır. Deprem zengini fonunda, deprem vergisi fonunda toplanan 250 milyar TL ile 1,5 milyon konut yapılır. Bu parayla Türkiye'de ne kadar depreme dayanıksız bina varsa hepsi yıkılıp yeniden yapılırdı. 1 milyon 500 bin konut bir yılda yapılırdı. Hadi diyelim bu para 21 yılda toplandı. Her yıl toplanan para kadar yapsanız her yıl 75 bin konut yaparsınız. Bugüne kadar bir tane sakat bina kalmazdı. Türkiye'de hükümet 2002 yılından bu yana toplanan deprem parası ile şehit ve gazi paraları ile ne yaptı? Bu paralar nerelere gitti? Köprüleri, yolları, tüp geçitleri yap işlet ile yaptığınıza göre 250 katrilyon para nereye gitti? Kimin cebinde? Sayın Şahin. Teşekkürler Sayın Başkan. Türkiye'deki konutların %44'ü birinci derece, %25'i ikinci derece deprem bölgesinde ve yaklaşık 13 milyon yapı kaçak kapsamındadır. İmar barışı ile mülkiyet ve imar sorunu olan yapılar yanında ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olan tüm yapılar da af kapsamına alınmıştır. Mühendislik hizmeti almayan yapıların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gerekirken kaçak yapıların deprem güvenlikleri yapı sahibinin beyanına bırakılarak sağlıklı ve güvenlik kentleşme anlayışı yok sayılmıştır. İmar affı bilime aykırı olarak yapıldığı sürece deprem gibi afetlerde yaşanan sorunların artması kaçınılmazdır. İstanbul Kartal'da yıkılan binanın da imar barışından yararlanmış olması durumunun vahametini gözler önüne sermektedir. İmar barışı kapsamında kaç binaya af getirildi? Bunların kaçı deprem güvenliğine aykırı? Bu konuda nasıl bir denetim yapılıyor? Yanıtlamanızı bekliyoruz. Teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkürler değerli milletvekilleri. Şimdi de sıra komisyonda. Buyurun. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Özellikle Hasan Baltacı Bey konuşurken bazı konulara değindi. Onlarla ilgili de bir iki cümle söylemek istiyorum. Yani bakanlık, belediye ada bazında değişiklik yaparsa değer artışı olmayacak. Bu konu dikkat çekiyor anlamında. Tabii belediye meclislerinin bu konuda yaklaşımları çok önemli. Belediye meclislerinin kanunu doğru uygulayacaklarına ben şahsen inanıyorum. Yerelliğin gereği de odur. Parsel bazında imar artışı getiren bir değişikliğin yapılamayacak olması imar hukukunda çok yeni bir dönem başlatmaktadır. Bunun altını özellikle çiziyorum. Gökhan Bey'in daha önceki konuşmasında yükseklik yerine yoğunluk konusunun da değerlendirilmesiyle ilgili atfını doğru buluyorum. Bu konuda da çalışmalıyız diye düşünüyorum. Ahlat konusu çok gündeme geldi. Yani Cumhurbaşkanlığı makamının Türkiye'nin böyle önemli bir yerinde Selçuklu, tarihi Selçuklu merkezinde bulunmasının herkes tarafından destekleneceğine ben şahsen inanıyorum. Tabii Sayın Tanal, öncelikle Sayın Tanal'ı
Konya'ya davet ediyorum. Konya'da toplu ulaşımın, araçların ne kadar modern olduğunu, akışın ne kadar yani diğer şehirlere göre düzgün olduğunu yaşayarak da görecektir. Aktivite alanları konusunda tabii Konya hakkında belki yakın zamanda gitmemiştir. Konya'da çok önemli aktivite alanları var. Bilim merkezi, Kelebekler Vadisi, şehir meydanı, Mevlana bölgesindeki dönüşüm, tarihi Konya Çarşısı, Olimpiyat Parkı, Ecdat Parkı gibi çok önemli aktivite alanları var. Toplulaşım konusunda da AK Parti ya da işte son dönemle ilgili şunu söyleyeyim. 200 toplu ulaşım aracı sayısı yaklaşık 600'e çıkmıştır ve Türkiye'de ilk elektrikli otobüslerin kullanılmaya başlandığı şehir Konya olmuştur. Otoparklar konusunda biraz önceki konuşmasında da Sayın Tanal değindi. Konya'da ücretli ücretsiz bir düzenleme, birçok otoparkta farklı uygulama vardır ama fiyatlar makuldür. Belediyeler olarak da çok sayıda otopark yapılmıştır. En başlıcaları Türkiye'ye model olabilecek otoparklar yapılmıştır. Konevi Otoparkı, Zindankale Otoparkı, Buğday Pazarı altındaki 1200 araçlık otopark, yine Türkiye'deki en büyük otopark alanlarından biri olan stadyum alanındaki otopark bunların başlıcalarıdır. Ben tekrar Sayın Tanal'ı Konya'ya özel olarak misafir etmek üzere, etli ekmek ve tandır kebabı da ikram etmek üzere davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Tanal, buyurun. Yerinizden söz veriyorum. Şaşırdınız. Siz söz talep ettiğinizde verilmiyor genellikle. Ben verince mikrofonun açılmayacağını düşündünüz. Buyurun. Hayır, sataşma değil. Bir açıklama. Buyurun Sayın Tanal. Teşekkürüm Sayın Başkan. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. Gelmek isterim ben. Ama ben şunu söyledim. Yani Konya çok güzel bir şehrimiz. Ama Konya'daki vatandaşlarımızın sorunlarını olduğu söyledim ben. Bu sorunlarının tam çözülemediğini söyledim. Nedir? Otopark sorunu var. Yani yasa uyarınca, imar kanunu 37 ve 44. maddesi uyarınca belediyelerin ücretsiz toplu otopark yapması gerekirken yapılmamış bugüne kadar. İki, ilçelerimizde altyapı sorunu var dedim. Üç, oradaki vatandaşımızın geçim sorunları var dedim. Dört, orada istihdam sorunu var dedim. Emlak vergilerinin yüksek olduğunu söyledim. Ve iş çıkışlarında yoğun bir trafik sorunu olduğunu söyledim ben. Yani bu açıdan gerçekten Konya'daki vatandaşlarımızın sosyal aktivite anlamında size dediniz sadece parktan mı bahsediyorsunuz? Açalım mikrofonu, tamamlayın Sayın Tanal. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yani sosyal aktivite demek sadece eğer otopark olarak aklınıza geliyorsa Sayın Başkanım siz kaç dönem orada belediye başkanlığı yaptınız. Yani bugüne kadar Konyalılar gerçekten AK Parti'ye bugüne kadar hep oy verdi. Ama Konyalılar gerçekten mağduriyet anlamında da Türkiye'de en fazla mağdur edilen illerin başına da Konyalılar geliyor. Konyalılar inşallah bize destek verirlerse bu mağduriyetlerin tamamını gidereceğiz. Teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkürler Sayın, Sayın Tanal. Sayın Başkanım. Sayın Akgürek, buyurun. İzin verirseniz. Şimdi tabii aktivite alanı diye ben hangi cümleyle başladım Mahmut Bey? Bilim merkezi, Kelebekler Vadisi gibi hakikaten Türkiye'de marka olmuş alanlardan bahsettim. İstihdam konusunda da yani Konya'da sadece organize sanayi ve özel organize sanayi alanında merkezde sigortalı çalışan işçi sayısının 100.000'e yakın olduğunu ve bunun özellikle son 15 senede ortaya çıktığını, 15.000'lerden 100.000'e çıktığını. Otopark konusunda da soru var ama otoparkta toplanan otopark başkanım. Ama soruyorsunuz. Hayır. Başkanım bir cümle söyleyeceğim. Komisyonun süresi Türkiye'de var. Başkanım. Kullanın siz süreyi. Türkiye'de otopark parası toplanan rakamın birkaç katı harcamayla otopark yapan illerin başında Konya gelmektedir. İsimlerini de saydım. Konevi, Zindankale, Buğday Pazarı gibi yerlerin isimlerini de saydım. Teşekkür ediyorum tekrar.
Teşekkürler değerli milletvekilleri. Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Birleşime 3 dakika ara veriyorum. Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 49. birleşiminin 4. oturumunu açıyorum. 161 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. İkinci sırada yer alan 66 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yok, ertelenmiştir. Bundan sonra da komisyonun olamayacağı anlaşıldığından alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.